9 günlük bayram tatili pazar günü sona erdi. Yetişkinler için mesai, çocuklar için okullar başladı. Ancak uzun süren tatilin etkileri hala geçmedi. Arkadaşlarımız tüm bayram konserlerini inceleyerek bayramın enlerini ortaya çıkardı. Günün en eğlenceli haberi geliyor ekranlarınıza. Bayramın en komiği, en tarzı, en romantiği, en iyi sahne şovunu sizler için seçtik. Bayramın enleri Magazin 8'de. Magazin 8 kameraları 9 gün süren bayram tatili boyunca Antalya'dan Kıbrıs'a, Çeşme'den Bodrum'a, İstanbul'dan Marmaris'e kadar birçok yeri gezdi, birçok ünlüyü görüntüledi. Yerlere kadar uzanan beyaz, üzeri siyah puantiyeli elbisesi, sağ elindeki yüzük parmağında takılı olan 250 gram ağırlığında siyah taşlı yüzüğü, elbisesinin göğüs kısmındaki fuşya fiyonk detayı çok şıktı. Ama şapkası, şapkasından sarkan sicimlerle adeta tarz kategorisine ambargo koydu diva. Bayramın en tarzı Bülent Ersoy'du. Şarkıları yürekten, türküleri derinden, sözleri ise tatlı dilinden sarf ediyor Volkan Konak. Bayramda sahne aldığı Kıbrıs'ta yüreğe dokunan bir vasiyette bulundu. Bayramın en hüzünlüsü Volkan Konak'tı. Oradakiyle büyüklerime de söyledim. Ceviz ağacının altında kendimi ayırdım zaten. Oraya kadar sıra bana geliyor saydım böyle. Bayramın enleri listesine Ferhat Göçer de girdi. Ama ne şarkısı, ne kıyafeti, ne de söylediği bir sözle girdi Göçer bu listeye. 40 yıl düşünsek, 60 yıl taşınsak, 90 yıl tahmin etmeye çalışsak onu böyle göreceğimizi hayal bile edemezdik. Ömür biraz şey yapıyordu aslında. Sevgilisi Ömür Gedik'in de şaşkınlıkla karşıladığı at kuyruğu saçlarıyla geçti kamera karşısına Ferhat Göçer. Renkler, zevkler, tercihler tartışılmaz. Ferhat Göçer istemiş, minik bir at kuyruğu bırak. Bayramın en şaşırtanı Ferhat Göçer oldu. Her sonbaharın gelişi sararan yapraklardan, her yazın gelişi Serdar Ortaç'ın yeni albümünden belli oluyor malumunuz. Şarkıları, sahnedeki neşeli haliyle Serdar Ortaç da bayramda kameralar karşısındaydı. İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı. Ortaç'ın güzel giden evliliği, şahane giden sanat yaşamının yanında bizim beklediğimiz aslında bir çocuk haberiyken ne yazık ki Ortaç'tan beklenmedik bir açıklama geldi. Bugün bana iki tane seçenek sunsan emekliye ayrıl, yarın bırakırım. Evet, herkesi üzen bu açıklamasıyla bayramın en üzeni Serdar Ortaç oldu. Bayram mutluluk. Bayram güzellik demekti. Seda Sayan hem güzelliği hem de mutluluğu yaşattı bayramda. Üstüme üzerime yağmurum. Seda Sayan sahne aldığı Kıbrıs'ta bir müjde verdi. İbrahim Tatlıses'in albüm hazırlığı içinde olduğunu söyledi ve bayramın en sevindireni oldu. Albümü geliyor çok yakın zamanda ve inanamayacağınız bomba bir albüm geliyor İbrahim Tatlıses'ten. Bir insan işini severek yaparsa hem başarılı olur hem de resmen bir savaşçı gibi enerjik olur derler ya. İşte bunun en iyi örneği Sibel Can'dı bayramda. Çocuk annesi, 46 yaşındaki Sibel Can, sahnede kaldığı 3 saat boyunca yerinde durmadı, dans etti, sahneyi arşınladı adeta. Bayramın en enerjik ismi Sibel Can'dı. Sahnede kuğu gibi süzülen bir isim vardı. Bayramda mutlaka enlere gireceğini tahmin ettiğimiz bir isimdi Candan Erçetin. Ağlamam artık üzenlere. Bembeyaz elbisesi, saflığı, şarkıları aşkı yansıttı yüreklere. En sevilen şarkılarını söyledi. Geçen yılları anımsattı. Anılar canlandı resmen. Bayramın en romantiği Candan Erçetin'di. Yiğidi öldür, hakkını ver derler ya. Hadisenin hakkı hadiseye gidecek şimdi. Yaylan çıkan
Bayramda Kıbrıs'ta sahne alan Hadise hem güzelliği hem de şarkılarıyla 10 puan aldı misafirlerden. Biz görüntüleri izlerken nefessiz kaldık. İnanın yorulduk. Hem şarkı söylemesi hem de karmaşık dans koreografilerine harfiyen eşlik etmesine bayıldık. Bayramın en iyi sahne şovunu Hadise sergiledi. Gelmesin aşkım, buradayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun, aşkla gidiyorum. Bayramın en iyi buluşması Hakan Altun'un Hüsnü Şenlendirici buluşmasıydı. İkili aynı sahneyi Kıbrıs'ta paylaştı. Ayrı ayrı enfes performanslarını işte böyle sergilediler. Hüsnü Hakan ikilisini en iyi buluşma diyerek bayram listesine almadık değerli izleyenler. Onların yaptığı bir açıklama Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'u bayramın en göçebesi olarak belirledi. Sen bence yakında yaz kış. Bodrum'a geçeceğim. Ben de Bergama'ya doğru yelken açtım zaten. Hakan Altun'un Bodrum'a, Hüsnü Şenlendirici'nin Bergama'ya yerleşeceği haberi adeta hayranlarında şaşkınlık yarattı. Bu açıklamayı Kıbrıs'ta yapmaları da işin bir başka ilginç yanı. Bayramın en göçebesi olduğu iki beyefendi. Hayatımız zaten bir keşmekeş, bir koşuşturma içinde geçiyor. Ama kendimize özel zamanlarda böyle sakin ve hani daha duru şekilde yaşamak artık ihtiyacımız oldu bizim. Bir önceki Kıbrıs konserine hasta çıkan, bu bayram konserinde fazladan bir saat türkülerini söyleyen Yavuz Bingöl de listemizde yer alıyor. Kekilik dağlarda çağırda. Ah, nerede o bayramlar tadında bir açıklama yapmıştı hatırlayacaksınız Yavuz Bingöl. Her şey biraz daha güzeldi, anlamlıydı diye düşünüyorum tabii. Yavuz Bingöl, yaslı bir yürekten çıkan sözleriyle bayramın en dertlisi seçildi. Bizim çocukluğumuzdaki bayramlar biraz daha farklıydı. Ve geldik komiklerin efendisi Cem Yılmaz'a. Merhaba sevgili Bodrumlular. Buranın yerlisi çoktur diye burada. Herkesin gökte ararken Bodrum Gümüşlük'te bulduğu Cem Yılmaz, Nükhet Duru'ya da sürpriz yaparak sahneye çıkmıştı hatırlayacaksınız. Bir sevgili ben patnosaydım da onun için biraz. Nükhet Duru'yu gülme krizine sokmuştu Cem Yılmaz. Hiç şarkı söylemedim hayatım boyunca profesyonel bir sahnede. Bir tek Ajda ile bir düetimiz olur sayılmaz. Hem gülüp hem güldüren, hem şarkı söyleyip hem de bateriye geçerek şarkılara eşlik edip müthiş bir bayram akşamı yaşamıştı Cem Yılmaz. Bayramın en güldüreni de kendileri oldu haliyle. O diyet sayılır. Ayrıca sensiz cennet bile sürgün sayılır.